Herkese selam ve hazır Türkiye genel deneme sınavları oluyor. İşte ne bileyim Tonguç'a yakın zamanda yapıldı ya da bu hafta sanırım Özde 1 varmış. Yani bunları koşup yaptım, öğrencilerimden duyuyorum. Hazır bunlar var ve orada bazıları işte ne bileyim 60 bin yapıyor, 70 bin yapıyor, 100 bin yapıyor ama hedeflediği bölümdeki üniversitedeki sıralama ilk 5 bin lira atıyorum ki tamamen uydurdum şu an. Diyorlar ki o zaman bende bir sorun mu var şeklinde düşünebilirsiniz. Sizi anlıyorum çünkü bazen ben de böyle düşünüyordum. Ama sizlere hani hem kendi Türkiye genel deneme sınav sonuçları nasıl geliyordu onlardan bahsedeceğim. Hem de bunu baz almanız gerekiyor. Ama onları söyleyeceğim sizlere. Açıkçası bu arada en son Tonguç'un denemesi yapılmış. Türkçesi gereksiz uzunmuş, matematik gereksiz olmuş. Bunların hepsini koşu yaptım, öğrencilerimden öğrendim. O yüzden onu çok baz almanıza gerek yok. Çünkü Türkiye genel deneme sınavları böyle tahmin ettiğimiz kadar da kaliteli yapılmıyor açıkçası. YKS ayarında olmuyor. Lisedeki sınavı da var böyle. Oradaki sıralamanız belki yakın olur gerçek sınava. Onun dışında pek yakın olmuyor açıkçası. Buraya koşuk için de mail adresimi buraya koyuyorum. Tonguç Türkiye genel deneme sınavı oldu atıyorum ki. Gereksiz uzundu ve soruları saçma. Bence baz almanıza bile gerek yok çünkü kendi deneme sınavlarımı söyleyeyim size. En iyi kaç bin yapmıştım? En iyi 29 bin yapmıştım. Türkiye genel deneme sınavlarına bahsediyorum. En kötü de 70K yapmıştım. 70K 29K yaptığınız zaman şey diyebilirsiniz. Ne bile giremem diyebilirsiniz. Ama o zamanlar mesela diyordum sorulara. İşte sosyal aşırı bilgi, Türkçesi gereksiz uzun paragraflardan oluşuyor, matematiği gereksiz zor ya da çok fazla sayısal mantık soruları var. YKS bu kadar sormaz diyorsun. O yüzden bence bu çıkarımı yapmanız gerekiyor. Kendinizi direkt lanet olsun bu dönemde de bu kadar yaptıysam o zaman gerçekten hayatta yapamam deyip tüm dünyayı başınıza yıkmanıza gerek yok. Çünkü gerçekten bence Türkiye genel deneme sınavıyla gerçekteki sınavınız tam olarak aynı olmuyor. Tabii ki de gerçekteki sınavda heyecanınızı yönetemezsiniz. Mesela şu an çok iyi yapıyorsunuzdur. Orada heyecanınızı yönetemezsiniz, daha kötü yapabilirsiniz ya da normal denemelerde çok heyecanlısınızdır, orada heyecanınızı yönetirsiniz, orada daha iyi yapabilirsiniz. O yüzden bence şu an yaptığınız herhangi bir sıralamanın hiçbir önemi yok bunlardan bahsetmek istedim. Çünkü biliyorum hepiniz giriyorsunuz. Düşük geldiği zaman direkt böyle umudunuzu yitiriyorsunuz. O yüzden bunu yapmanızı istemiyorum. Çünkü bende de düşük geldi. Hatta bu aylarda bile 70 bin mi yaptım, 29 bin mi bilmiyorum. İkisinden birini yaptım ama küçük bir şey. Çünkü istediğiniz bir bölüm ilk 10 bin içerisindeyse üzülürsünüz, ağlarsınız ama hani o zamanlarda yapmanız gereken şu: deneme kitapçınızda sorulara bakın. Bir de mümkünse artık ya 2020 ya 2019 ya da 2018'den bu 3 seneden birinden çıkmış deneme kitapçığını alın ve çözün. Çünkü en azından çıkmış soruları çözdüğünüzde artık denemeleri yorumlayabilirsiniz. Dersiniz ki bu soru çok saçma, YKS'de çıkmaz diyebilirsiniz. Ama çıkmışları çözmezseniz yorumlayamazsınız denemeleri. Bence bu senelerde kesinlikle çözün. Ya 2020 ya 2019 ya 2018 TYT olursa daha iyi. TYT AYT kısmından YGS'de çözmeniz gereksiz olur açıkçası zamanınız içinde. Çünkü çıkmışlara baktığınız zaman şunu fark edeceksiniz. Türkçe'de hem az dil bilgisi çıkıyor hem de atıyorum ki paragraflar kısa ve anlaşılması zor. Bunu dediğiniz zaman denemeye girersiniz, paragraflar uzun ve anlaşılması zor dersiniz ki bu YKS'de çıkmaz, gereksiz zaten, bunu baz almayacağım. Ona göre de kendinize çıkarımda bulunursunuz. Atıyorum ki matematikte hani bu sorularda eğer 30'un üstüne çıkıyorsanız gerçek bir Türkiye genel deneminde 10 net yaptıysanız bunun hiçbir önemi yok yani. Bence önemli olan çıkmış sorularda yaptığınız net. Çünkü zaten birbirlerine tekrarlıyor diyemem ama benzer sorular çıkıyor. Yine aynı zorlukta, aynı seviyede. Bence seviyesi de çok değişmiyor. O yüzden dediğimi yaparsanız hem üzülmezsiniz hem daha iyi hissedersiniz. Şuna şöyle diyeyim. Ben de tespit ettiğim kadarıyla Türkiye genel deneme sınavıyla gerçek sınavı aynı oluyor mu derseniz hiç öyle birine tam olarak rastlamadım. Yani düşünüyorum çevremdekilerden, hatta bazıları Türkiye genel deneme sınavında atıyorum ki çok iyi yapıyor, sonra mezuna kalıyor. Mesela böyle kişileri de gördüm. Çünkü demek ki o an sınav anını yönetememiştir ya da başka bir şey olmuştur ya da Türkiye genel deneme sınavı onun için kolay gelmiştir, saçma soruları daha iyi çözebiliyorduk. O yüzden kesinlikle onlara hiç takılmayın. Tabii ki de piyasada şu an kaliteli denemeler var, genel denemeler. Onların netini baz almanız daha güzel olur diye düşünüyorum. Atıyorum ki Altın Karman'ın denemesi güzeldi bence. Ben beğeniyordum açıkçası. Ya ne bileyim Bilgisayar Malı'nın genel denemesi. Buradaki denemelere baz almanız daha iyi olur. İşte yayınları da var. O denemede idare eder. İşte onun da netlerini baz alabilirsiniz. Kaliteli de çok az yayın var. Bir de 3-4-5 var biliyorsunuz zaten. Evet, oradaki netleriniz biraz daha düzgün oluyor. Biraz daha yakın oluyor açıkçası. Neyse, şimdi o denemelerde de düşük yapıyorsanız şey demeyin. Lanet olsun, orada da düşük yapıyorum. Orası da mı olmayacak? Ya yani önemli olan bence ben şunu düşünüyorum her zaman. İnsan Türkiye genelinde 80 bin yaptı ve ise de hedef 10 bin olsun. Örnek veriyorum, sıkıyorum şu an. Eğer 80 bin yaptığı zaman kendine derse lanet olsun ben 80 bin yaptım, hayatta yapamayacağım, bu sene bırakayım tarzından cümleler kurarsa kendine zaten o an bitmiştir. Ama şey derse bu sorular saçmaydı, ben elimden gelen en iyisini yapacağım ve benim için önemli olan
elimden gelenin en iyisini yaparsam nasıl bir sonuç alacağım, o benim için önemli derse ve durmazsa, durmadığı sürece hiçbir önemi yok zaten, takılmayın yani. Psikolojik olarak durmamanız gerekiyor, hem de kendinizi olumlamanız gerekiyor o zamanlarda. Size yardımcı olmaya çalışıyorum çünkü bu süreci geçirdiğim için daha iyi biliyorum. Ben hep şunu diyordum, yani Türkiye genel denemelerim düşük geldiği zaman diyordum ki derece yapanların hep düşük mü geliyor, hep mi yüksek geliyor, onlar hep ilk 1000'le mi başlıyor acaba, ilk 5000'le mi başlıyor falan diyordum. Sonra fark ettim ki aslında bakarsanız öyle bir şey yokmuş. Fark etme sebebim kendimden fark ettim çünkü ne söyleyeyim size, işte 70.000 yaptığım zaman da oldu. 70.000 yaptıysanız kesinlikle umutsuzluğa kapılmanızı istemem. Bazıları da çok tuhaf bir şekilde ilk 2.000 falan yapıyor ya da ilk 1.000 yapıyor Türkiye genel deneme sınavında. Bunu da tespit ettim. Ama yine kendine güveni yok, ya ben yapamayacağım, lanet olsun diyor. Ben şaşırıyorum gerçekten. Ben ilk 1.000 yapsam var ya havaları uçardım. Kendime öyle diyordum. 70.000 ile bile motive olup çalışabiliyorsam, ilk 1.000 yapsam Türkiye genelde daha mutlu olurdum. Şaşırıyorum açıkçası. Hangi konumda olursanız olun kendinize güveniniz çok olmalı. Yani kimin ne dediğinin önemi yok. O yüzden en önemli kriterlerden biri, hani Türkiye genelde tamam çok yüksek yaptı ama kendine güveni olmayınca belki de gerçek sınavda birkaç aksilik yaşayabilir. O yüzden hangi konumda olursanız olun diyorum, her videomda söylüyorum. Ben yapacağım demeniz gerekiyor bu işi. Öyle dediğiniz zaman yapıyorsunuz bilmiyorum. Hem mutlu bir şekilde yapıyorsunuz. Son olarak şunları söylemek istiyorum. Son olarak şunları söyleyeceğim. Gerçekten zorlu bir süreçteyiz ama bu süreci yaşarken stresi minimuma indirmek çok daha iyi olur. Seve seve çalışmak lazım. Sonuç olarak sonra bu 5 ayınıza geri dönüp baktığınızda şey demeniz lazım. Ben mutlu mutlu sakin sakin çalışıyordum. Herhangi bir stresim yoktu. Düzgün bir şekilde çalışmıştım ve karşılığını aldım. Çok fazla gözünüzde büyütmenize gerek yok olayları, deneme netlerini. Yani özellikle deneme netlerini çok gözünüzde büyütmenize gerek yok. Zaten birincisi 5 ay sonra deneme netinizi unutacaksınız. İkincisi o deneme netin hiçbir önemi yok. Üçüncüsü denemeler her şey değil. Bunları da kafanıza koymanızı istiyorum gerçekten. O yüzden hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramayın. Ne olursa olsun çalışın. Sonuç olarak ben her zaman şunu diyorum. Kötü durumda bile olduğu zamanlar, kötü duruma düştüğünüz zaman eğer bırakmıyorsanız başarılı olacaksınız %100. Ama bir kere kötü duruma düştüğünüz zaman bırakıp ağlamaya başlıyorsanız, yani stres yapmaya başlıyorsanız, kendi beyninizde oluşturuyorsunuz böyle stresi, o zaman daha düşük bir olasılık oluyor açıkçası. Yani en önemli şeylerden biri kötü durumda bırakmam. Herkes 100 net yaptığında çalışma motivasyonunu artırır ama kimse 50 net, 60 net, 70 nete kadar düştüğü zaman çalışma motivasyonunu çok kolay bir şekilde artıramaz. Nadir kişiler var böylelere. Eminim siz de onlardansınızdır. Videomda daha çok kendi Türkiye genel deneme sınav sonuçlarımı söyledim. İki tane sıralamam vardı. Biri en düşük, biri en iyi 29.000. Bu arada ben 29.000'le de mutlu olmuştum. Bir şeylerle de mutlu olmak gerekiyor. Kötü gelse de mutlu olmanız gerekiyor. 70.000'le de mutlu oldum çünkü umursamadım. Yani dedim ki YKS'de de böyle çıkmaz ve öyle de oluyor açıkçası. Dediğim gibi son olarak takılmayın kendi deneme sonuçlarınıza. Önemli olan her zaman şu. Böyle 70.000 yaptığımda, 29.000'den yaptığımda zaman da aldım o denemenin analizini yaptım. Nereden kaçırdığıma baktım, hangi soru tiplerini yapamadığıma baktım, dikkatsizlik mi, bilgi eksikliği mi, onu da hiç bırak. Kaç net yaparsanız yapın, deneme analizi yapmayı bırakmayın çünkü önemli olan sizin yapamadığınız sorular. Zaten kendime hep şunu diyordum, ileride bu bir süreç ve zamana kadar ne kadar yapamadığı soru tipi öğrenirsen, o soru tipi YKS'de çıkarsa en azından yaparsın, öyle düşünüyordum ve bu gerçekten doğru bir şey. Yani düşünsenize, hep 100 net üstü yapıyorum diyordum ki, o zaman derdim ki çalışmama ne gerek var falan. Eğer çok yapamadığım soru olmasaydı öğrenecek çok şeyim olmazdı. Ne kadar yapamadığım soru olursa o kadar öğrenecek şeyim olur diyordum ve bu şekilde de kendimi yine motive ediyordum açıkçası. Neyse, bu videomda bence her şeyi yeterince cevapladım diye düşünüyorum. Umarım artık netlerinizi kafaya takmazsınız. Umarım artık Türkiye genel deneme sınav sonuçlarınızı takmazsınız. Çünkü ben taksaydım takıntılı olup hiç çalışmazdım mesela, örnek vermek gerekirse. Kendi sürecimden örnek vererek size yine çıkarımda bulundum. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Ve kafanızda soru işareti kaldıysa elimden geldiğince hepsini cevaplamaya çalıştım tek tek aslında bakarsanız. Bilmiyorum artık var mı? Varsa yorumlara yazabilirsiniz. Dediğim gibi hiçbir şey kafayı takmayın. Önemli olan şu an elinizdekileri kullanarak en iyisini yapmak her zaman. Ben elinize hangi fırsat varsa onu değerlendirin ve ilerlemeye devam edin. Bu şekilde de eminim çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz hepiniz. Şurayı Instagram hesabımı koyuyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Kafanıza bir şeyler takılırsa sorabilirsiniz. Çünkü benim bir final haftam vardı. Ondan kurtulduğum için artık orayı aktif kullanmaya başlayacağım. Çok fazla çalıştığım zamanlarda benimle çalışın tarzı bir video çektim. O da en kısa zamanda yüklerim. Bol video yükle. O yüzden çok mutluyum, kurtuldum. Yani üstümden bir yük kalktı açıkçası. Umarım her şey benim için de düzene girer. Umarım her şey sizin için de düzene girer. Öpüyorum ve diğer güzel videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay.